Vedat Delek her eve gerek. Vedat Delek her eve gerek. Bir tek kafa gözüküyorsun burada şekerim. Allah'ım yarabbim. Ya bunları ayarlayamıyorum. Sana şu ayarı ne zaman öğreteceğim? Ders al ya. Oldu mu? Oldu, şahane oldu. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, her eve gerek Vedat Delek, huzurlarınızda canlarım. Ve bu hafta bu videoyu mutlaka izlemek gerek, dostlara dağıtmak gerek. Çünkü 12 burç için inanılmaz tavsiyeler var bu hafta. Gerçekten bu programı hazırlarken çok farklı bir formatta hazırlamak istedim. Çünkü bu hafta yani 30 Ocak 5 Şubat tarihi haftasında özellikle 30 Ocak ve bununla beraber 3 Şubat tarihleri çok özel bir gün. Bir tanesi 30 Ocak'taki Venüs'ün balık burcundaki seyrinde Famoalt sabit yıldızıyla birleşimiyle beraber esasında hayatla, evrenle, yüce yaradanla ruhsal bir bağlantı kurabileceğimiz kapılar açık. Ve vereceğim tarihte 30 Şubat'taki tüm gün geçerli olmak üzere. Evet, hemen altını çizelim. 30 Ocak tüm gün kapılar açık, dua kapıları açık. Tabii ki istediğiniz konuda, istediğiniz şekilde dua etmenizin yanında bir de burçlara özel hangi konuda dua ederse hayaline, dileğine, isteğine kavuşur hızla. Bunu hazırladım. Süper. Dua, meditasyon, namaz, yoga, kendini neyle iyi hissediyorsan 30 Ocak'ta dualarını sakın eksik etme. 3 Şubat, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen Şira yıldızı, Sirius yıldızı gökyüzünde aktif olacak. Dua kapıları sonuna kadar açık olacak. Şimdi ülke ülke ve ülkemizin saatini vereceğim. Burç yorumlarında Sirius'la da ilgili yine istediğiniz şekilde istediğiniz konuya dua edin. Ama bir de burçlara göre hangi konularda dua ederseniz hızla hayatınıza Allah'ın izniyle girer. Bunu konuşacağız. Özellikle 3 Şubat günü Türkiye saat 01.30 06.30 arasında. Azerbaycan 3 Şubat saat 03.08 arasında. Avrupa 3 Şubat saat 00.05 arasında. İran 3 Şubat 02 ile 07 arasında. 3 Şubat'taki dualar, dua konuları ile ilgili bu saatleri değerlendirmeniz gerekiyor. Bir daha tekrar edelim. 3 Şubat'ta Türkiye 01.30-06.30 arası. Azerbaycan 03-08 arası. Avrupa neydi? 00-05 arası. 05 arası. İran 02-07 saatleri arasında dua ve dilek kapılarınız açık. Vedatçığım. Efendim. Bebeğim sadece kafan gözüküyor senin. Ay ben o kafamı kopartasım geldi. İyi miyim? Ya kafa gözüküyorsun sadece. Ay yemin ederim. Şu Merkür retrosunun bitmesini bekledim. Burayı stüdyo haline getireceğim. Ya bir şey söyleyeceğim. Ne Allah aşkına? Merkür retrosu bitti gitti. He? Şimdi. İyiyim. Ay göreceğim. Gözlük gözüküyorsun sadece. Şöyle ayarlasana şöyle. Ay yine bir yokum. Biraz baş boşluğu yap. Ben eğiliyorum bak. Şimdi. Tamam peki daha iyisin. Vallahi bak bir yurt dışım var gideyim geleyim şu işi yemin ederim halledeceğim söz veriyorum sana. İnşallah. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım kurtul. Bu arada tabii ki biraz... Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sen telefonu nereye dayıyorsan bak konuşma bitene kadar biz seni böyle görmeye başlayacağız. Böyle. Şimdi ben, çünkü kayıyor. Ben balık hafızım.
Rızalı olduğum için anlattığım her şeyi not üzerinden çıkararak anlatıyorum. Bir yandan gözlerim notta, bir yandan gözlerim sende. Öyle bir şey yaptım kendime, bazen yapamıyorum. Hayatımda gözlerim bende olmasın çünkü ben senin notlarına ihtiyacım var. Bana Tamam bakmasan da olur. bebeğim. Tamam Tamam canım. bebeğim. Tamam bebeğim. Ve 2 Şubat, 4 Şubat arası biraz sorunlu bu hafta. Özellikle 4 tane burcu çok ciddi uyarılarımız olacak ama hangi alanlarda dikkat etmeleri gerektiğini konuşacağız. Yer sarsıntıları, uçak kazaları, ani gelişebilecek olaylar, internetle ilgili sorunlar. 2-4 Şubat arası ama en kritik gün 3 Şubat. Herkes kazaların da açık olduğu bir süreç ve kalp krizleri özellikle hani ilaç kullanan, bu konuda tedavi olan sevgili dostlar 2 ve 4 Şubat tarihleri arasında çok daha dikkatli ve temkinli olmalarını buradan rica edeceğim. 3-5 Şubat ilişkilerle ilgili biraz atışmalar ve değersizlik, ilişkilerle ilgili sorunlar açığa çıkabilir sevgili Nur Viral. Ama en önemli şey gerçekten 30 Ocak ve 3 Şubat'taki o kadersel kapıların açılması, duanın gücünün son derece yüksek olması, hepimizin çok daha hayatına dokunabilecek tarihler. Çünkü kader duayı değiştirir. O Doğru. yüzden bunun güzelliğini yaşayalım. Şubat ayı olumlaması olarak da hayatıma katkı sağlamayan tüm olumsuzluklardan, tüm faydasızlıklardan, hayatıma katkı sağlamayan duygu ve dürtülerden, olumsuz tüm toksik davranışlarımdan arınabilmem için neler mümkün diyelim. Hayatımızda şöyle bir güzel enerjileri açalım. Şubat biraz zorlu olabilir ama hayatınızdaki o değişimler kolaylıkla ve iyilikle olsun diyelim. Ve istiyorsan sevgili Nur, başlayalım. Hangi haftayı yorumluyoruz şimdi onu söyleyelim en 30 başta. Ocak, 5 Şubat haftası. 30 Ocak, 5 Şubat. Evet. Dikkat dikkat. 30 Ocak gelmeden 30 Ocak, 5 Şubat haftasında neyi nasıl yaşayacağımızı, nereye dikkat edeceğimizi, hangi alanda 12 burç nasıl etkilenecek tek tek konuşacağız. Ama unutmadan bir şey söylemek istiyorum. Geçen haftanın şansları ve talihleri var biliyorsun. Evet. Bizim canlı yayınımızı sık sık takip edenler çok iyi bilecekler. Biz geçen hafta bu canlı yayında hem canlı yayınımızı izleyip hem de videomuzun altına yorum bırakan tam 5 seyircimize tarot açılımı hediye ettik. Tam 5 seyircimize astrolojik pardon 3 seyircimize astrolojik hediye ettik ve sevgili Vedatçığımın kitabını hediye ettik tam 5 takipçimize. Bu arada kitabın çok güzel Vedat. Teşekkürler. Bu hafta da hediye edelim mi? Edelim tabii ki. Yine bu videonun altına yorum bırakan 5 seyircimize 3-6-9 tekniğiyle kitap çok güzel yazılmış. Tebrik ediyorum seni. Teşekkürler. Valla her satırına kadar detay okudum. Verdiğin tarihler çok güzel. Her burç için Şubat yorumları var. Bununla birlikte her burç için çok özel öneriler var. 3-6-9 tekniği kitabını alamayanlar varsa bu videonun altına yorum bırakabilirler. Efendim size gönderebiliriz. Canlarım benim. 5 kişiye göndereceğiz. Şimdi Vedat'cığım, tarot açılımı kazananlar, hemen kısaca isimleri sayayım, yorumlara geçelim. Tarot açılımı kazananlar, Işıl Köse, Esra Genç, Nilüfer Korkmaz, Ebru Yavuzkal, Kamile Hatipçi Gökdemir. Tarot açılımı kazandınız. Vedat size tarot bakacak. Yıkılsın. DM'den bana ulaşıyorlar. Evet. Sana değil, bana. Astrolojik harita kazananlar Aynura Kraliça, Naime Gür, Şule Apaydın. Hadi gözünüz aydın. Sizin 2023 astrolojik haritanız geliyor. Vedat Devlet sizin için yorumlayacak. Lütfen bize ulaşın. Bir de 369 mucizesiyle, 369 tekniğiyle hayatın mucizesini nasıl yakalarsınız? 5 takipçimiz bu kitabı kazandı. Hasret Topbaş, Eda Betül Bozkurt, Dilek Demirbaş, Neslihan Korkmaz, Neslihan Başkent. Güle güle okuyun, iyi günlerde öpüyorum hepinizi. Hadi bu hafta da 5 takipçimize yine bu şahane kitabını verelim. 5 takipçimize de
tarot açılımı hediye edelim. Süper. Yorumlara yazmışlar. Uyar mı? Tabii ki uyar. Ne demek? Uyar. Ne uyar oğlum. Evet. Hadi bakalım başlayalım. Vedat Delek her eve gerek. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, herkes hazırsa kemerler bağlansın. Haftanın yani 30 Ocak, 5 Şubat haftasında hepimiz neler yaşayacağız? Koçlar, oradaysanız en özel tarihler geliyor. Vedat'cığım seni dinliyoruz. 2023 yılının en şanslı burçları sevgili koçlar. Şimdi, evet, süperler. İnşallah bütün hayatlarındaki sorunları, problemleri alan hızıyla da dönüştürebilirler. İnşallah. Şimdi, 30 Ocak günü az evvel bahsettiğiniz ve tüm gün geçerli olmak üzere dileklerle ilgili, dualarla ilgili, kendi ruhsal zenginliğinin farkına varmak için, tüm kötülüklerden korunmak için, tüm onun kötülüğünü isteyebilecek olayları bir şekilde kolaylıkla atlatabilmesi için dua ederlerse son derece iyi olur. Korunmak için, her türlü olaydan korunmak için 30 Ocak günü dualarına bu konu başlıklarında eklerlerse muhteşem olur. 30 Ocak 1 Şubat tarihleri arasında sevgili koçlar son derece aktif olacaklar. Güzel. Aktivite, konuşma aktivitesi, ticari hayatın içinde son derece yine aktif olacakları bir süreç. Ama 31 Ocak günü biraz sinirli olabilirler. Anlatmak istediklerini agresif bir şekilde anlatmak isteyebilirler, sinirli olabilirler. En önemlisi hızlı araba kullanma içgüdüleri fazlasıyla ortaya çıkabilir. Lütfen trafik kurallarını ve hız sınırlarını aşmadan davranırlarsa muhteşem olur. 2 Şubat. Geçeceğim bu arada. Sen devam et. 2 Şubat, 4 Şubat tarihleri arasında ise son derece aile konuları gündeme gelecek, evleriyle ilgili konular gündeme gelecek. Ama biraz yine 3 Şubat tarihinde fazlasıyla yine agresif olabilirler, kavgacı olabilirler, aile arasında bir takım çatışmalar söz konusu olabilir. Aman dikkat diyoruz. 3 Şubat tarihinde az evvel hangi ülkede yaşıyorsanız o verdiğiniz zaman diliminde özellikle aile hayatını iyileştirmek, ev almak, istediği eve kavuşmak, belki de aile kurmak istiyor. Aile kurmak için dualarına da bu konu başlıklarını eklerlerse çok daha iyi olacaktır. Çok daha Allah'ın izniyle hızlı süreç alacaktır. İnşallah. Şimdi 2 Şubat, 4 Şubat tarihi bu haftanın en kritik tarihi. Çünkü Uranüs ve Güneş'in gökyüzünde çatışma enerjisi biraz sorun yaratabilir. Özellikle arkadaş çevresi, sosyal çevreyle ilgili konularda sorunlar açığa çıkabilir. Sosyal çevre içinde biraz agresif olabilir, bir arkadaşıyla ilgili ani gelişebilecek olaylar gündeme gelebilir. Bu konuda 2 Şubat, 4 Şubat ama kritik tarih 3 Şubat dikkat etmesi gerekiyor. 5 Şubat tarihinde biraz daha aşk, sevgi konularında aktif olacaklar. Aşka zaman ayırmak isteyecekler, flört etmek isteyecekler. Çocukları olan, evet, çocukları olan sevgili koçlar fazlasıyla çocuklarıyla ilgilenmek isteyecekler. Biraz daha böyle hani eğlence hayatının içinde aktif olmak isteyecek sevgili koçlar. Bu hafta umarım her şeyi sorunsuz, problemsiz, kolaylıkla halledebilirler. Yani aşktan yana şansım yok diyorlarsa aşk vallahi, kapısı, şans kapısı açılıyor. Koçların hayatlarında her alanla ilgili şansları çok, ay, çok güzel. O yüzden güvensinler. Hayatın onlara sunduğu şanslara, fırsatlara güvensinler. Hele ki bu 10 günlük süreyi çok daha bunu fazlasıyla yaşayacaklar. Müthiş. Aşktan yana şansım yok, ağlıyorum derdim çok diyorsan bu hafta aşk da var, şans da var. Hadi bakalım Demet Akalın diyoruz o zaman. Hadi bakalım Demet Akalın. Hadi bakalım Boğa'ya anlat bakalım. Ay sevgili Boğalar, vallahi 2022 yılı içinde ay Boğalar dikkat edin. Ay. Dedim. Ay 2023 geldi. Ben yine bu hafta
dört burç arasında sevgili boğaların biraz zorlanabileceğini buradan söylemek istiyorum. Yine mi ya? Ya evet. Ya Şubat ayı, bak Şubat ayı bu boğa, aslan, akrep ve ve kova burçları için biraz sancılı geçecek. Sancını geçecek demeyelim. Biraz daha hayatlarıyla ilgili farkına varacakları bir takım olaylar yaşayacaklar ki bu hafta özellikle 2 Şubat 4 Şubat tarihleri arasında çok daha fazlasıyla özellikle aile hayatı ve kariyer hayatlarına önem göstermeleri gerekiyor. Ne yapacaklar 2 Şubat 4 Şubat tarihleri arasında? Belki ailenizle olabilecek aktiviteleriniz veya ailenizle ilgili önemli konuları şöyle bir daha sonraya ertelerseniz sizin için çok daha iyi olacaktır. Özellikle 3 Şubat günü de iş hayatınızda çok ağır yükler, iş hayatınızdaki önemli konuları lütfen erteleyin. Biraz daha esasında işe dönerek yapmanız gerekenleri yaparsanız muhteşem olur. 30 Ocak günü sevgili boğa burçları, tüm gün için bunu söylüyorum. Dilekleriniz ve arzularınız neyse o yönde dua edin. Hangi gün? Umarım 30 Ocak günü dilekleriniz ve arzularınız ne ise, neyi arzuluyorsanız Yüce Yaradan'a açın ellerinizi, yalvarın, isteyin, yakarın. Yüce Yaradan'ım çok bonkördür. Eminim keyfinize verecektir. Çünkü burada herhangi bir saat yok, herhangi bir dakika yok. Tüm gün bu enerji son derece akışkan. Onu hemen belirteyim. Ve esasında hepimize bu hafta çok önemli mesajlar gelecek. Bu mesajlar rüya yoluyla gelebilir, malum olma yoluyla gelebilir. O yüzden lütfen ama lütfen herhangi bir olayı sıradanlaştırın. Muhakkak onun altında bir mesaj vardır. Bunu görelim. 30 Ocak, 1 Şubat tarihleri arasında maddi konularla ilgili, parasal konularla ilgili son derece aktif olabilecekleri, parasal anlamda bir takım yardımların gelebileceği tarih olarak bunu yazabilirler. Ama 31 Ocak günü alacak verecek işlerinde parasal hesaplamalarla ilgili konularda biraz agresif ve sinirli tavır içinde olabilirler. Parasal konularla ilgili olaylarınızı 31 Ocak günü eğer halledecekseniz sakinliğinizi korumanız gerektiğini buradan söyleyelim. Ve bununla beraber 2 Şubat 4 Şubat tarihleri arasında çok fazla yine aktif olacaklar, hayatın içinde konuşacaklar, iletişim içinde olacaklar, kardeşleriyle birlikte bir aktivite yapmak isteyebilecekler. Ama şu var, 3 Şubat günü videonun başında biz ülkelere göre bir zamansal tarih verdik. Sevgili boğalar, doğru iletişim kurabilmek için, kardeşlerinle daha iyi bir hayat yaşayabilmek için, ticari hayat daha fazla genişleyebilmek için, belki de hayalindeki arayı alabilmek için dualarını eğer bu konu başlıklarında eklersen son derece senin için iyi olacaktır. Çünkü ben iletişime son derece önem veriyorum. İletişiminiz ne kadar güç, ne kadar iyi olursa hayatın içinde de sağlam ilişkiler kurarak daha sağlam şekilde ilerleyebiliriz. O yüzden muhakkak bunu ekleyin. Mesela sen bir boğa burcu olarak senin de eklemen gereken yayınlarının daha büyük kitlelere ulaşması, daha çok reytingler alması, daha çok şifaya ulaşması için sen de dualarını eğer bunu eklersen bir yayıncı olarak senin için iyi olur sevgili Nur. Ve bununla beraber 2 Şubat 4 Şubat tarihleri arasında hep uyarılarımızı yapıyoruz. Özellikle kariyer hayatınızla ilgili ve aile hayatınızla ilgili ağzınıza mührünüzü vurun. Hani sağlıksal konuda sorunların dışında daha agresif olabilecek konuları en azından bertaraf edebilelim. Ve bu arada aile bireyleri içinde sağlıkla ilgili sorunlar yaşayanlar varsa lütfen onları da bu dönemde yalnız bırakmayalım. Gözümüz üzerlerinde olsun ki hemen olabilecek konularla ilgili müdahale edebilelim. Ve 5 Şubat günü biraz daha dinlenmek isteyecek, otaların vermiş olduğu sakinlikle evinde güzel zaman geçirmek isteyecek, son derece de keyifli, hayattan keyif alabileceği ve zevk alabileceği bir pazar günü sevgili boğaları bekliyor. Yani
Boğalan hiçbir şey yolunda gitmiyor. Her şey ters düz oldu ve her şey çok kötü diyorsa bu hafta da yine aynı zorlanmaları yaşayacaklar, öyle mi? Olabilir ama bizim bu hafta Yaradan'ın bize verdiği en büyük güç var. Dua kapıları. Edin duanızı. İnanıyorum ki edilen dualarda bütün güçlükler, bütün tertlikler, bütün ne varsa o İnşallah. negatif olan her şey dağılacak. Ben duanın gücüne inananlardanım. O yüzden bu hafta sonuna kadar dualarınızı ederim. Sonuna Evet. Evet, dert bende, derman sende yani. Hayır öyle Allah'ım demeyelim ya. iyi ki varsın. Hepimizin zoruna yetiş. Çünkü gerçekten dünya olarak, ülke olarak, bireysel olarak çok zor günlerden geçiyoruz. İnşallah en az hasarla atlatalım. Peki, Amin. ikizler. Sevgili ikizler, şimdi 30 Ocak günü tüm gün olmak üzere sen de kariyer hayatınla ilgili, iş hayatınla ilgili dualarına bu konu başlıklarını eğer eklersen hayatında işinle ilgili, kariyer hayatınla ilgili yaşadığın zorlukları daha kolay atlatabilirsin. İş arıyorsundur, iş bulabilirsin. Çünkü önemli bir gün. 30 Ocak, 1 Şubat tarihleri arasında biraz daha kendileriyle ilgilenecek sevgili ikizler burcu. Ama 31 Ocak biraz daha sinirli olabilirler. Tabii ki bu Mars retrosu evet düzeldi ama hala burcunuzda devam ediyor. Özellikle 31 Ocak sakarlıklarınıza, sinirlerinize çok fazlasıyla dikkat etmeniz gerekiyor. Düzgün de iletişim kurmak için elinizden geleni muhakkak yapın. 2 Şubat, 4 Şubat tarihleri arasında biraz daha maddi konulara eğilmek isteyecekler, biraz daha maddi konularla ilgili olayları çözmeye çalışacaklar. Videonun başında verdiğiniz bir tarih vardı ülkelere göre. 3 Şubat günü bulunduğunuz ülkeye göre, saate göre maddi sıkıntılarınızı bertaraf edin. Maddi sıkıntılarınızı yok edin. Daha fazla maddiyata sahip olabilmek için dualarınıza da bu konu başlıklarınızı eğer eklerseniz son derece hızlı ve güzel bir şekilde yardımların geleceğine de inanıyoruz. 2 Şubat, 4 Şubat tarihleri evet, kritik bir tarih. Yine burada özellikle sizlerin sosyal çevreyle ilgili, arkadaş çevreyle ilgili hassaslıklar yaşanabileceğinin altını buradan çiziyoruz. Mesela 2 ve 4 Şubat tarihleri arasında çok gezmeyin. Çok insanlarla muhatap olmayın. Zaten canınız burnunuzda yankı mı yapıyor sevgili Nur? Yok. Bana öyle geldi. Konuşurken bana ses geliyor. Benim sesim geliyor. Dur ben bakayım. Evet. Şimdi daha iyi. Süper. 2 Şubat, 4 Şubat sosyal hayatın içinden biraz kendinizi geri almanız gerekiyor. Zaten yanınız burnunuzda herhangi bir kişinin sizi sinirlendirmesi veya derdiyle veya problemiyle sizi etkilemesine izin vermeyin. 5 Şubat günü evet güzel yakın akrabalarla sohbet, kardeşlerle ilişkiler bununla beraber biraz daha gezip tozmak isteyeceğiniz, daha aktif olabileceğiniz bir zaman dilimini 5 Şubat bizlere müjdeliyor. Peki onlara böyle bir uyarım var mı mesela? Şuna çok dikkat et diyeceğim bir şey var mı? 31 Ocak günü sakarlıklarına oluşabilecek sakarlıktan dolayı oluşabilecek bir takım sağlıksal sorunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Bir de çok sinirli olacaklar, çok agresif olacaklar. Lütfen sakinliğinizi koruyun. Biliyorum canınız burnunuzda en azından 26-27 Mart'a kadar gökyüzü yine sizi böyle dönem dönem yoklayacak. En negatif, en problemli zamanı atlattınız. Şimdi düzelme zamanı, o yüzden moraliniz çelik gibi olmalı. Gökyüzü de Jüpiter de destek de veriyor artık yavaş yavaş onu hissetmeye başlıyorlar. Bence size verilen o güzel şansları ve fırsatlara yönelin. Kapatın kendinizi insanlara. Kapatın İnşallah ya, konumu. güzellikler olsun. Amin. Peki yengeçler oradaysanız hemen sizin yorumunuz geliyor bu hafta. Bakalım sizin aşk hayatınızda, iş hayatınızda, bununla beraber sosyal çevrenizde sizi neler etkileyecek? Vedat? Buradayım. Sen bir dondun. Ben buradayım. Geliyor mu sesim?
Geliyor. Tamam, şahane. Sevgili yengeçler, 30 Ocak günü tüm gün olmak üzere esasında sizin de ihtiyacınız olan bilgi neyse size ulaşması için dua edin. Yurt dışı ile ilgili herhangi bir işiniz varsa, yurt dışı ile ilgili herhangi bir hayaliniz varsa bunu da dualarınıza ekleyin. Mahkeme ile ilgili, hukuksal konularla ilgili sorunlarınız varsa dualarınıza muhakkak bu konuları da eklerseniz sizin için çok daha iyi olacaktır. 30 Ocak 1 Şubat tarihleri arasında biraz böyle içine kapanık olacaksın. Biraz daha kendini ifade etmekte zorlanacaksın. Duygusal olarak biraz daha kendini yine ifade ederken sorun yaşayacaksın. Özellikle 30 Ocak günü sizden şunu rica ediyorum. 31 Ocak günü biraz daha sinirli ve agresif olacaksın. İş hayatında sorunlarla karşılaşmamak için sinirlerine hakim olman gerekiyor. Ve bununla beraber özellikle kadınlarla yaşanabilecek sorunlar konusunda son derece uyanık olman gerekiyor. 2 Şubat, 4 Şubat tarihleri arasında son derece kendisiyle ilgili ilgilenecek kendisini o hani depresif durumdan çıkarak birden kendi odaklı olacak. Evliliğiyle ilgili konulara önem verecek, ilişkileriyle ilgili konulara önem verecek, kişisel bakımı ile ilgili konulara önem verecek. Ama 3 Şubat tarihinde kendinle ilgili videonun başında verdiğiniz tarihler, saatlerde kendinle ilgili hayalin neyse, kendinle ilgili duan neyse bu konulara yönel. Özellikle sağlık sorunu yaşayan yengeçler 3 Şubat günü sağlığınızla ilgili konularda dualar edebilirsiniz. İlla sağlık için dua etmek için sağlığınızın bozulmasına gerek yok. Yaradan'ın sağlık pınarlarından kendinize sağlık isteyin. Sevdiklerinize sağlık isteyin. 2 Şubat, 4 Şubat özellikle parasal ve maddi konularla ilgili biraz sorunlar ve problemler yaşanabilir. Bir ceza gelebilir, bir vergi cezası gelebilir. Aldığın bir kredi borcunu unutmuşsundur. Bununla ilgili bir takım sorunlar gündeme gelebilir. Bazı yengeçlerin hayatında ani gelişebilecek sağlıksal sorunlardan dolayı bir takım sağlıksal konular gündeme gelebilir. O yüzden 2 Şubat ve 4 Şubat tarihleri arasında son derece dikkatli oluyoruz. 5 Şubat'ta da yine maddi konular gündeminde olacak. Maddi konularla ilgili ne yapabilirim? Nasıl yol izleyebilirim? Bunlara bakacaklar ki zaten parasal konularla ilgili sevgili yengeçler şanslı bir durumda. Çünkü Dost Burcu Venüs'teki o balıktaki Venüs, o tatlı Venüs son derece onların şanslı daha maddi kazançlarını arttıracağı zaman dilimlerinde müjdeliyor. Evet, şansınız bol olsun, haftanız güzel geçsin. Yengeçlerin hemen ardından sıra geldi aslanlara. Sevgili Aslanları neler bekliyor? tabii ki boğalara yaptığımız uyarıyı aslanlara da yapıyoruz. Esasında gerçekten biraz daha sancılı ve sancılı olabilecek durumlar söz konusu olabiliyor. Ama 30 Ocak günü mesela bu yaşanabilecek aksaklıklar, sorunlar ve problemlerle ilgili son derece dua kapıları açık. Sonuna kadar duanızı edin. Özellikle maddi konularla ilgili, sağlıkla ilgili, alamadığınız maddi konular, eşinizin bereketiyle ilgili konularda tüm gün o dua kapılarını sonuna kadar değerlendirebilirsiniz. Yine 30 mi Ocak zorluk var aslanlara? tabii 4 burç. Boğa, aslan, kafa gitti. Boğa, aslan, akrep ve kovalar bu hafta esasında Şubat ayı içinde son derece hayatlarında olaylar söz konusu olacak. Geçen sene ve ondan evvelki sene yaşadığınız tutulmalar bu ay aktive oluyor. 12 burçta hanesine düşen neyse bunlarla ilgili alması gerekeni alacak sevgili Nur. Bundan kaçış yok. Tutulmalar hemen olup hemen etkilerini gösterdikten sonra dönem dönem o gezegenlerin hareketiyle beraber bizim hayatımızda olumlu veya olumsuz etkilere neden oluyorlar. Şubat ayı da böyle bir ay. 30 Ocak
bir Şubat arasında arkadaşlarıyla sohbet, sosyal hayatın içinde son derece aktif olabileceği bir zaman dilimini gösteriyor. Ama ben sevgili aslanlar, 31 Ocak günü arkadaşlarımla yapacağım her türlü aktiviteyi veya görüşmeyi sevgilinin de dahil olmak üzere ertelemeni tavsiye ederim. Daha sakin geçirebilmen için. Bununla beraber 2 Şubat, 4 Şubat tarihleri arasında biraz sevgili aslanlar içine kapanacaklar. Kendileriyle ilgili konularda biraz daha ruhsallıklarını kontrol etmelerini öneririm. Ruhsal durumları hangi durumda? Buna bakmalarını öneririm onlara. İş hayatlarında da yine fazlasıyla çalışma temposunun yüksek olabileceğini gösteriyor bizlere takvimler. Ve bununla beraber tabii ki özellikle 3 Şubat günü hayatındaki sorunlar, sıkıntılar, problemlerle ilgili, sağlıksal sorunlarla ilgili ve bununla beraber karmik sorunlarıyla yüzleşebilmek ve bunlardan kurtulabilmek adına videonun başında verdiğiniz saat zaman dilimlerini kullanarak dualarını, bu konu başlıklarını da eklerlerse muhteşem olur. 2 Şubat, 4 Şubat tarihi inanılmaz derecede kritik bir süreç. Özellikle evli sevgili aslanlar, evliliklerinizle ilgili konuda 2, 4 Şubat ki 3 Şubat çok kritik bir tarih. Ortak iş yapan sevgili aslanlar, hukuksal sorunlarla ilgili konulara bu 2 Şubat ve 4 Şubat tarihleri arasında lütfen çok önem verin. Eşinizle kavgalardan kaçının. Çünkü aslanların evlilik hayatı ile ilgili konu bu Satürn'ün kova burcuna geçmesiyle beraber ta Mart ayına kadar da devam edecek. İnanıyorum ki çok daha güçlenerek, çok daha iyi bir şekilde evliliğinizi kurtararak gelişecek her şey. O yüzden ya sabır, 5 Şubat günü de kendileriyle ilgilenecekler. Biraz daha kişisel bakımlar, biraz daha kendileriyle ilgili, biraz daha kendilerini süslemek isteyecekler, biraz daha ben odaklı olacaklar. Hakları da, çünkü yorulabilirler bu hafta. Dinlenin pazar günü. Son derece kendinizi de mutlu edecek. Neden mutlu oluyorsanız o şekilde de davranın. Evet sevgili aslanlar, yine sizin de tıpkı boğalar gibi zorlanacağınız bir haftaya merhaba dediğiniz süreç geldi. Bu zorluğu nasıl kolaylığa çevireceksiniz? Videonun başındaki lütfen dilek ve istek saatlerini okuyun. Bizi nereden izliyorsanız o saatler çok önemli. İnşallah sen de en az hasarla atlatırsın bu haftayı. Aslanlardan sonra sevgili başaklar, bakalım onlar için hafta nasıl geliyor? Şimdi sevgili başaklar, seviyoruz başakları. Ben bu arada eğilip bazen su içiyorum. Kusura bakma. Afiyet şeker Sağ ol olsun. canım. 30 Siz de Ocak. lütfen kusura bakmayın bu arada takipçilerimiz de. Onlara söyledim zaten aşkım. Onlara. Hayır aşkım, önce sana söyledim. Sen konuşuyorsun, Hayır. terbiyesizlik olmasın diye. Sen. Çok özür dilerim. Acayip susuyorum. Hayır olsun. O yüzden hem sana söyledim Afiyet hem olsun. takipçilerimize Afiyet söyledim. olsun. Aşkito. Afiyet olsun. Hem olsun, bal olsun. Sağ ol canım. 30 Ocak günü evlenmek isteyen, evlilikle ilgili sorunlar yaşayan, evliliğini daha iyi noktaya taşımak isteyen sevgili başaklar, tüm gün açık olan o dua kapılarına bu konu başlıklarını da eklerseniz hayatınızda güzel gelişmelerin olacağını umuyorum. Bununla beraber 30 Ocak 1 Şubat tarihleri arasında kariyer hayatları ile ilgili, iş hayatları ile ilgili, aile hayatları ile ilgili konular gündeme gelecek. Aktif bir çalışma hayatının içinde olacaklar ki bununla beraber güzel şanslar da söz konusu olacak. İyi değerlendirmelerini öneririm. Özellikle 31 Ocak günü biraz böyle aile hayatı ve iş hayatının içinde agresif davranabilirler. Sakin olun. Hiç bunlara gerek yok. Gökyüzü sizi inanılmaz derecede iş hayatınızla ilgili destekliyor. Buraya fokuslanırsanız sizin için çok daha iyi olacaktır. 2 Şubat, 4 Şubat tarihleri arasında biraz daha sosyal hayatın içinde olacaklar. Ama tabii ki burada 3 Şubat günü yine kendi dilekleri, arzuları için dua edebilirler. Bir arkadaşının sıkıntısı vardır. Bunun için dua edebilirler. Veya sosyal hayatlarını daha fazla zenginleştirmek, sosyal hayatın içinden gelebilecek faydalar ve yararları daha iyi görebilmek ve arttırmak için de
dualarını bu konulara eklerlerse muhteşem olur. 2 Şubat 4 Şubat tarihleri arasında iş hayatlarıyla ilgili konulara önem vermeleri gerekiyor. Başaklar, dikkat, iş hayatına önem verin. Evet. 2 Şubat'ta. 2 Şubat, 4 Şubat, 3 Şubat son derece kritik. Sağlığınızla da ilgili konulara aman lütfen çok dikkat edin diyorum. Özellikle evlerinde evcil hayvanı bulunan sevgili Başak burçları, evcil hayvanlarınızla da ilgili bir takım aksaklıklar ve sorunlar ortaya çıkabilir. Bu konuda da lütfen temkinli olun. 5 Şubat günü de biraz daha aşk odaklı olacaklar, hayattan keyif almak isteyecekler, hayatın tadını daha fazla almak isteyecekler. Bence kendilerine de güzel zaman geçirebilecekleri bir pazarı hediye etmeleri kendilerini de taçlandıracaktır. Süper. Sevgili Başaklara peki temel tavsiyen ne bu hafta? Ya bu hafta biraz iş hayatlarına evet önem versinler ama iş hayatlarındaki o kargaşaya, o sinire asla kapılmasınlar. Gökyüzü onları bir şekilde destekliyor. Burada yükselecek, onların faydasına olacak enerjiye sahip olsunlar. Bir de sağlık bu hafta onlar için çok ama çok önemli. Sağlıklarına özellikle spor yaparken, özellikle hayatın içinde kalplerini yormasınlar. Ay severim. Onların kalplerini yormasınlar. Çok fazla 2 Şubat, 4 Şubat tarihlerinde kendilerine yüklenmesinler. Sevgili Başak, lütfen kendine haksızlık yapma. Bedenini, kalbini yorma, olur mu? Peki sıra geldi Başaklardan sonra en naif, en kibar, en asil terazilere. Sevgili teraziler, şimdi 30 Ocak günü tüm gün açık olan dua kapılarına, dualarına, iş hayatlarıyla ilgili, sağlıklarıyla ilgili konuları eklerlerse muhteşem olur. İş mi arıyorsun? Aynı zamanda duanı ekle. Senin için hayırlı olan, senin başarılı olacağın, senin hayatına katkı sağlayacak işe kavuşmak için dualarını et. Oh. Sağlık sorunu mu yaşıyorsun? Sağlığına daha iyi, daha sağlıklı olmak için de dua edebilirsin. İlla sağlık sorunu yaşamana gerek yok ki. Ve hayatın içine, hayata nasıl katkı sağlayabilirim? Hayatın içinde daha fazla nasıl faydalı olabilirim? Bu konu başlıklarını da muhakkak duaların içine eklersen senin için çok daha faydalı olacağına inanıyorum ben. 30 Ocak, 1 Şubat tarihleri arasında yine böyle iletişim konusunda sorunlar yaşayabilirler. Özellikle hukuksal konularla ilgili, yurt dışı ile ilgili olabilecek sorunlarda biraz uyanık olun. Hele 31 Ocak günü bu işlerinizi hallederken sinirli ve agresif olmayın. Sakın 2 Şubat, 4 Şubat tarihleri arasında kariyer hayatları, iş hayatları, aile hayatlarına fazlasıyla odaklanacaklar. Özellikle kariyer hayatını daha yükseğe taşımak istiyorsan, kariyer hayatında daha iyi bir sağlam temeller örmek istiyorsan dualarına bu konuyu ekleyebilirsin. Babanızın sağlığı ile ilgili sorunlar varsa babanızın sağlığı ile ilgili konuları ekleyebilirsiniz. Babanızın sağlığına sağlık katmak için yine dua edebilirsiniz. 2 Şubat 4 Şubat tarihleri arasında çocukları olan sevgili terazi burçları. Hem çocuklarla tartışmayalım hem de gözümüz onların üzerinde olsun. Geçtiğiniz günlerde bu uyarıyı yaptığımda minnoş bir bebişimiz yapmış. Annem sizi izliyor, izlemiş, beni bir yere göndermiyor diye. O kadar hoşuma gitti ki Nur. Ben de şey yazdım. Otur evde, 2 gün gezmezsen bir şey olmaz. Gerçekten. Tamam Vedat abi diyor. Çok şekerlerdi ya. Ne güzel. Severim iki onları. Evet. Öpüyorum hepsini. Biz de gönülden Allah başımızı eksik etmesin onları. Amin. Ve bununla beraber aşk hayatı içinde aktif olan sevgili teraziler. Aman sevgilinizle kavga etmeyin. Çok önemli konuları 2 Şubat, 4 Şubat tarihlerinde gündeme getirmeyin. Çok da birbirinizi böyle hırpalayacağınız durumları açığa çıkartmayın. 5 Şubat tarihinde de biraz daha böyle arkadaşlarıyla aktivite yapmak isteyecek. Sevgilisiyle belki de bir arkadaş ortamında beraber olmak isteyecek. Umarım keyifli ve güzel geçer. Umarım. Umarım sevgili teraziler. Umarım keyifli ve güzel bir hafta geçirirsiniz. Akrepler, sıkı durun.
bu hafta. Evet. Tıpkı boğada olduğu gibi, tıpkı aslanda olduğu gibi, tıpkı kovada olduğu gibi sende de fırtınalar kopacak. Ay, fırtınalar koparsa kopsun. Biklesin ikimizi, arzular tutuştursun bizi. Ama ya, böyle olmayacak diye bir şarkı söylüyoruz ama. Ama o Venüs'ün balık burcundaki balık burcundaki seyri yine onları bir şekilde koruyacak. İyi mi? Evet. Mesela akrepler en çok bu haftada nerede zorlanıyorlar ve en şanslı, en şanssız günleri hangileri? Şimdi bir en önemli şey aile hayatı. Aile hayatı konularda olaylar gündeme gelebilir. Aile hayatında büyüklerin sağlıkları ile ilgili konularda bir takım sorunlar ve problemler açığa gelebilir. Evde oluşabilecek bir takım kazalar, sorunlar, problemlerle ilgili konular gündeme gelebilir. Sağlık da çok fazla önemli akrepler içinde. Ama 30 Ocak günü onların da hayatlarında şanslarının artması için, şans faktörlerinin hayatlarında çok daha fazla olması için dualarına bu konu başlığıyla beraber anne baba olmak isteyen, hayatında aşkı yaşamak isteyen sevgili akreplerin bu dualarında, bu konu başlıklarında eklerlerse muhteşem olur. 30 Ocak 1 Şubat tarihleri arasında sağlıkla ilgili konular gündeme gelebileceği gibi özellikle 31 Ocak günü yine sağlık ve maddi konularla ilgili özellikle eşinizin yapacağı harcamalara çok dikkat edin ve şimdiden eşinizi uyarın. Bir takım maddi konularla ilgili sorun ve problem yaşayabilirler. 2 Şubat 4 Şubat tarihleri arasında yapacağınız herhangi bir hareket hukuksal konuda başınıza sorunlar açabilir. Bence biraz daha sakin, biraz daha dingin hareket ederseniz muhteşem olur. Ama 3 Şubat günü sizin de hayatınızla ilgili konularda özellikle aile konuları, iletişim konuları, eğitimle ilgili konular eğer varsa dualarınıza bunları da eklerseniz muhteşem olur. 2 Şubat 4 Şubat tarihleri arasında aile hayatınız sizin için çok önemli. Belki ev sahibinizle bir tartışma söz konusu olabilir. Alacağınız evle ilgili bir takım sorunlar ve problemler ortaya çıkabilir. Ama aile bireylerinin sağlıkları son derece önemli. 5 Şubat tarihinde de yine böyle aile toplantıları, aileyle ilgili bir takım görüşmelerle beraber iş hayatıyla da ilgili kararlar almak, iş hayatıyla ilgili olayları toparlayabilmek için adım atabilirler sevgili akrepler. Onları nasıl uyarıyorsun bu hafta? Sakin olmaları gerekiyor. Ben şimdi akreplerde çok fazla sezgileri çok yüksek olduğu için bu dönemde sezgileri onlara inanılmaz derecede rehberlik yapacağım. Özellikle 30 Ocak günü evrensel anlamda rüya yoluyla, yolda giderken malum olmak, belki de önüne düşebilecek bir yazıyla alacakları mesajlara önem versinler. 30 Ocak sevgili akrepler için mesaj günü. Haber alma günü, sonuna kadar da o gün aldıkları veya sezgileriyle hani bir şey geliyordur da hissedersin. Hiç bundan şüphe duyma. Hemen önlemini al. Hemen. Hemen. Evet, inşallah güzel geçsin. Fırtınalar kopacak ama biz bu fırtınalara dayanıklıyız. Burada ne fırtınalar koptu. Her türlü dalgaya rağmen biz yine kıyıya yanaşırız. Allah'ın izniyle. Değil mi akrepler? Evet. Yanaşırız Allah'ın izniyle. Güçlüdürler akrepler. Akrep doğada nasıldır? Suyun altında, toprağın altında güçlü bir hayvandır. Akrepler de doğa olarak, yani akrep burçları da son derece güçlüdür. Kolay kolay yıkılmazlar, kolay kolay zarar görmezler. O yüzden akrepler kolay kolay sırtı yere gelmeyen burçların başındadır. Yani bu gemi çok fırtınalar gördü. Ama bu da geçecek. Peki. Minnoşlar. Minnoşlar. Şarkıyla girelim lütfen sevgili Nurcuğum. Söyle o zaman minnoşum. Ay ben
söylediğimde seyirciler kaçıyor. O güzel sesini bizden mahrum etme. Ay sen söyledin de kaçmazlar, sen söyle. Yaylar 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 yaylar. Yaylar yaylar. Söyledim sana bana söyletme diye. Yaylar bak bir şey söyleyeceğim. Gerçekten adına şarkı yaptığımız tek burçsunuz. Evet. Çünkü neden biliyor musunuz? Bu sizden kaynaklanıyor. O kadar neşelisiniz, o kadar keyiflisiniz, o kadar cansınız ki. O halde ne diyoruz? Yaylar 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 yaylar. Orada mısınız yaylar? Bak gelmişler Ayşe Hanım. Bir yay, kubar bir yay. Ben de... Oo yaylar burada. Şahane, bütün yaylara kucak dolusu sevgiler. Allah başımızdan bizi onları eksik etmesin. Allah onları hem bu dünyada hem öteki dünyada ihya eylesin. Amin ya Rabbim. Bütün yaylar adına. Bütün burçlar adına diye. Yay burcu mutlu oluyor mu bu hafta? Yay burcu mutlu oluyor mu? Olacak inşallah. Sanki 12 burcu çok mutlu, yay burcu ayrı bir mutlu olur. Nasıl, yaylar ne yapıyor? Anlat birazcık bakalım. Ya sevgili yaylar, şimdi bir kere 30 Ocak'taki o hani dualarının kapı açık olduğu dönemde aile mi kurmak istiyorsun? Aile kurmak için dua et. Dualarına bu konu başlıyor. Ev mi almak istiyorsun? Ev almak için, hayalindeki eve kavuşmak için 30 Ocak günü dualarına bu konu başlığını muhakkak ekle. Bununla beraber 30 Ocak 1 Şubat tarihleri arasında biraz yaylar evlilikleriyle ilgili gerginlikler yaşayabilirler ki özellikle 31 Ocak günü mahvolduk bu yükselen yaylar, bu ilişkiler aşk konusunda. 30 yıkıldık. 31 Ocak günü özellikle ağzını tutuver. Bak. Kasım, Aralık, yedin bitirdin, kavga ettiniz, durdunuz, bariş oldunuz bir ocakta, şu sakinliği yaşayın Allah rızası için. O yüzden gerekirse biriniz ananızın evine, biriniz babanızın evine gidin, gidin ziyarete. O kadar. Evet, 2 Şubat, 4 Şubat tarihleri arasında biraz daha maddi konularla ilgili fazlasıyla olaylar gündeme gelecek, ilgilenmek isteyecekler. Bununla beraber sağlıklarıyla ilgili konulara önem verecekler. İşte doktordu veya bir sağlık problemi yaşıyorsa bununla ilgili tedaviyle ilgili. Ama 3 Şubat günü videonun başında da söyledik ya hani dua kapıları tekrar açık diye. Özellikle maddi konularla ilgili, sağlıksal konularla ilgili ve özellikle hissetmek ve algılamakla ilgili, hislerinin gelişimiyle ilgili konu başlıklarında dualarını eklerlerse muhteşem olur. 2 Şubat, 4 Şubat özellikle şimdi bir kere trafik kazası konusunda uyarıyorum. İletişim kazası konusunda uyarıyorum. Komşularla ilgili yaşanabilecek sorunlarla ilgili uyarıyorum. Kardeşlerle ilgili yaşanabilecek sorunlarla ilgili uyarıyorum. Bir de ticari hayatın içinde olan sevgili yaylar, ticari hayatınıza önem vereceksiniz. Ama en önemlisi eğer araç kullanıyorsanız lütfen temkinli olunuz. 5 Şubat günü biraz daha gezme odaklı olacaklar, biraz daha bilginin peşinden koşmak isteyecekler, biraz daha hayatı sorgulamak isteyecekler. Bunu onlara zarar vermeyecektir. Yayların zaten hayatında bilgi değerlidir, hayatın anlamı değerlidir ve bununla beraber 5 Şubat günü dinsel anlamda vekibelerini yerine getirmek isteyeceklerdir. Dualarınızda beni, sevgili Nuru ve izleyicilerimizi unutmayın. Umarım iyi bir hafta olur sevgili yaylar sizin için. Yaylar sizi seviyoruz. Evet. Ve gerçekten evet. Allah enerjinizi yaşatsın bu hafta size. Amin. Enerjinizden hiçbir şey eksiltmesin, çoğalsın. Sevgili Oğlak, bu hafta öyle bir hafta yaşıyorsun ki belki bu hafta senin de kaderin değişiyor olabilir. Sevgili oğlaklar, şimdi evet 30 Ocak. Değişmiyor günü, bu kaderi yoksa. Bu hafta çok önemli bir hafta. Ettiğimiz duaların, her duanın her zaman karşılığı vardır. Ama hani anı yakalamak diye bir şey vardır ya. Bu hafta anı yakalayabileceğimiz zamansal tablo muhteşem. Yaradan her iki güne de bu anlamda
çok özel anlamlar yüklemiş. Esasında sıkıntının ve problemin fazlasıyla hissedileceği bir zaman diliminde Zedirhan Simidi olarak dua kapılarını göndermiş. O yüzden bu haftayı çok önemsiyorum. Oğlak burçları da zaten inanılmaz derecede bir Ocak ayı geçirdiler sevgili Nurgül'ler. Onlar da hayatlarını toparlamak için ellerinden geleni yapıyorlar. 30 Ocak günü tüm gün kapısı açık olan dua kapıları için. Bence sen de kendi içinde, ticaret hayatı içinde aktif olabileceğin, çok daha maddi kazançlar elde edebileceğin, hayalindeki arabaya kavuşabilmek için dua edebilirsin. Ailesel sorunların varsa bunların bertarafı için dua edebilirsin. Hayalindeki eğitim için dua edebilirsin. Dualarını bu konu başlıklarında eğer eklersen senin için çok daha iyi olacaktır. 30 Ocak 1 Şubat tarihleri arasında özellikle iş hayatının içinde aktif olabileceği bir süreç içinde olacaklar. Ama 31 Ocak günü sağlıklarıyla ilgili konular biraz gündeme gelebilir. Özellikle ateşli hastalıklar, ateşle ilgili konular, ellerinin kesilmesi. Ama bu çok böyle uzun sürecek olan bir şey değil. O günün getirdiği bir süreç olacak sevgili Nur. El kesiklerinde... Ev kazaları gibi mi? Olabilir yani evde yemek yaparken elini kesebilir. Ondan sonra hani böyle anlık gelip giden hastalıklar vardır ya, ateşli hastalıklar, onu yaşayabilir. Ama oğlak dayanıklı bir burçtur. Kolaylıkla bunu da atlatacaktır. 2 Şubat 4 Şubat tarihleri arasında çok daha evliliğiyle ilgili, eşiyle ilgili konulara önem verecek. Bununla beraber ilişkisel anlamda çevresiyle aktif olabileceği bir süreç içinde olacak. Bir takım işbirlikleri gündeme gelecektir ki özellikle önem versin, maddi anlamda kazançlar sağlayabileceğini gökyüzü haber veriyor. 3 Şubat günü özellikle evlenmek isteyen, ortak iş kurmak isteyen, ilişkilerinde daha güçlü bir hayat isteyen sevgili oğlaklar bu konu başlıklarında eklerlerse iyi olur. Ki oğlakların da evlilik hayatlarıyla ilgili bazı oğlaklar fazlasıyla sorun yaşıyor. Dua kapıları açın. Edin. Umarım evliliğinizdeki o sorunlar ve problemleri de bertaraf edersiniz. 2 Şubat, 4 Şubat tarihleri arasında maddi konularla ilgili beklenmedik olaylar yaşanabilir. Lütfen bu tarihlerde, özellikle 3 Şubat'ta maddi konularla ilgili sakın adım atmayın. Elektrik, elektronik eşyalarınızda bozulmalar bir maddi kayıba sebebiyet verebilir. İnternet bankacılığı konusunda da son derece dikkatli olmanız gerekiyor. 5 Şubat günü de son derece yine burada sağlığına önem vereceği zaman tarihi. Bununla beraber belki de eşiyle beraber oturup Şubat ayının gelirleriyle ilgili konuları konuşabileceği bir pazar günü de sevgili oğlakları bekliyor. Maddi olarak şanslı oldukları bir hafta, iyi değerlendirsinler. Evet, her burç için en özel günler, en özel tarihler, en özel uyarılar veriyorsun. Sıra geldi kovalara. Tabii en zorlulardan biri sevgili kovalar. Çünkü Uranüs, Güneş kova burcunda, Uranüs boğa burcunda, iki burcun birbiriyle çatışması kaynaklı sorunlar söz konusu olacak. 30 Ocak günü maddi konularıyla ilgili, maddi genişlemesi olabilir, borçlarının bitmesi olabilir, daha fazla maddi kazançlar elde etmesi için tüm gün boyunca edeceği dualara bu konuları da eklerse hayatında güzel kapıların açılacağına inanıyorum. İnşallah. 30 Ocak 1 Şubat tarihleri arasında aşk hayatıyla ilgili son derece yakından olacaklar, eğlenmek, hayatın içinde keyif almak isteyecekler, biraz daha hayatın içinde aktif olup hayatın içinde liderlik vasıflarıyla yer almak isteyecekler. Güzel organizasyonlar yapabilirler. Çocuklarıyla ilgili konuda olayları bir şekilde ilgilenmek isteyecekler. Ama özellikle 31 Ocak'ta sevgilisiyle kavga etmesin. Çocukların üzerinde sert davranışlarda bulunmasın. Hayatın içinde de eğlence içinde de biraz daha sakin kalırsa çok daha iyi olur. 2 Şubat, 4 Şubat tarihleri arasında özellikle iş hayatlarıyla ilgili konularda olaylar gündeme gelecek. Sağlıklarıyla ilgili konulara önem vermek isteyecekler. Biraz daha
iş hayatının içinde aktif olacaklar. 3 Şubat günü videonun da başında verdiğiniz gibi hangi ülkede yaşıyorlarsa o saat aralığında sağlıklarıyla ilgili, iş hayatlarıyla ilgili dualarını bu konu başlıklarında eklerlerse iyi olur. Özellikle iş arayanlar, işiyle ilgili sorun yaşayanlar, işiyle ilgili konularda artık dayanacak gücü olmayanlar 3 Şubat inanılmaz derecede dua kapılarının açık olduğu bir süreç. Bu konu başlıklarında lütfen dualarına ekle. 2 Şubat, 4 Şubat tarihleri arasında sevgili kovalar, sağlığınıza önem vermeniz gerekiyor. Dikkat Bunun da diyorsunuz. önemli. Çok dikkat. Lütfen. Yani ani bir düşme olabilir, ani bir sağlıkla. Ben çok böyle hani sorun yaratacak kelimeleri kullanmayı sevemiyorum. Belki kısa kesiyorum ama dile de getirmek istemiyorum sevgili Nur. O yüzden sağlığına önem vereceksin. Sağlığını koruyacaksın. Sağlığını tehlikeye atacak herhangi bir hareketin içinde olmayacaksın. Evli kova burçları da lütfen siz de 2 ve 4 Şubat tarihleri arasında kavgadan, gürültüden, sorundan, problemden uzak kalacaksınız. 5 Şubat tarihi, evet, evliliğinizle ilgili konularda daha konuşabilir, daha anlaşabilir bir duruma geleceksiniz. En azından lütfen 2 ve 4 Şubat'ı ajandanıza yazın. Sizin için en kritik, yılın en kritik zaman dilimi. Dikkat dikkat yani. Dikkat dikkat. Dört burcu sıraladın. Ne dedin? Boğa dedin. Akrep dedin. Aslan. Aslan dedin. Kova Kova. dedin. Kova. Bu dört burç çok zorlanıyor bu hafta. Peki balıklar? Ay Ay. tatlılar, minnoşlar, dünyanın en şekerleri, en minnoşları, alımlıları, tatlıları. Olmaz Aşkım. olmakları. Dünyanın en şeker, dünyanın en tatlı, dünyanın en minnoş burcu balık burcu. Öyle mi diyorsun? Öyle. Yazsınlar. Yazsınlar videonun altına. Balık Balık al. sadece. Balıklar mı dünyanın en şeker, Ay en yok. minnoş, en. Boğalar. Boğaları unutur muyum? 12 burcun da kendine has çok güzel özellikleri var. Hadi balıkları kaynatmayalım. Bak zaten en son burçlar. Şöyle uzun uzun anlat benim canlarımı. Tamam. Şimdi 30 Ocak hani dedi ki dua kapısı çok önemli. İşte bu dua kapılarının açılmasına neden olan burç balık burcu. Yani o Venüs'teki Fomalhaut sabit yıldızının Venüs'te buluşması. Şans. Wow. İnanılmaz şanslı oldukları bir tarihteler. Oh. Dualarına kendileriyle ilgili her şeyi ekleyebilirler. Ama bununla beraber bütün evrendeki insanlar ve canlıları da muhakkak eklemeleri lazım. Çünkü hani bu güzel zaman diliminden en güzel etkilenecek ve faydalanacak olan burçsun. Yani sadece kendini değil herkesi düşünürsen muhteşem olur. Çok fazlasıyla ruhsallıkla alakalı konular gündeme gelecek. Balıkların hayatında. Lütfen bu anlamda fazlasıyla kendinize düşen görevi yerine kadar getirin. Hemen şunu da belirteyim. Bu hafta özellikle köpeklerin psikolojik sorunlarında bir hareketlilik söz konusu olabilir. Gerek sokak köpeklerini besleyen, gerekse evinde köpek besleyen sevgili dostlar, onların da ruhsal anlamda gökyüzü etkilediği için çok fazla üzerlerine gitmesinler, biraz daha uzaktan yemeklerini versinler, uzaktan ilgilensinler ve sıkıştırmasınlar onları. Bu uyarıyı da burada yapalım. 30 Ocak dedim ya balıklar için çok önemli. Şanslarına sonuna kadar güvenmeliler. Ama bu şans sadece maddi anlamda da değil. Hayatlarının öyle kilit noktasıyla ilgili bir fırsat yakalayabilirler ki hayatları değişebilir. 30 Ocak 1 Şubat tarihleri arasında aile konuları, ev konuları gündeme gelecek. Özellikle 31 Ocak'ta kavga, ev kavgası, ev kazalarına karşı temkinli olacaklar ve bununla beraber 2 Şubat 4 Şubat tarihleri arasında
çocuklarıyla ilgilenmek istiyor etler, aşk hayatları içinde aktif olmak istiyor etler, biraz daha hayatın içinde daha aktif, daha ön planda olmak istiyor etler. Kendilerini çok daha gösterme içgüdüsü içinde olacaklar. Ama 3 Şubat tarihinde aşk hayatlarıyla ilgili, çocuklarıyla ilgili, anne baba olmakla ilgili, çocuklarının maddi kazançlarıyla ilgili dua kapıları sonuna kadar açın. Videonun başında hangi ülkede yaşıyorsanız o saat dilimlerinde bu konularla ilgili dua ederken bu konu başlıklarında eğer eklerseniz muhteşem olacaktır. 2 Şubat, 4 Şubat tarihleri arasında biraz esasında hayatlarında gizli düşmanlarıyla karşı karşıya olacaklar. Sağlıklarına çok önem vermeleri gerekiyor. Ve bununla beraber iş hayatlarında olabilecek sorunlar ve problemlerle ilgili ekstra dikkatli olmaları gerekiyor. 6 Şubat günü de çok daha fazlasıyla hayatın içinde hizmet etmek isteyecekler, çalışmak isteyecekler, iş hayatlarına önem vermek isteyecekler. Sevgili balıklar, şansınıza güvenin. Gerçekten çok özel bir hafta, sonuna kadar da değerlendirin. Evet. Bu videoyu izleyip sonuna da bir yorum bırakırsanız yine 5 takipçimize Vedat Deli'nin 369 tekniğiyle hayatın her mucizesini yakalayacağınız kitabını hediye ediyoruz. Unutmayın, videolarımız, çektiğimiz videolarımız her cuma Nur Virel'le YouTube Hayatta Her Şey Var kanalında sizi bekliyor. Kanalımıza bir tıkla abone olmayı unutmayın canlarım. Çünkü videoyu yayına koyar koymaz hemen bildirim geliyor. Bildirimleri de açarsanız hemen ilk dinleyenler, ilk izleyenler arasında siz olabiliyorsunuz. Vedat, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Allah'a emanet. Yeni videolarda görüşmek üzere.